Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere biber konservesi tarifi vermek istiyorum. O markette satılan hazır biber konservelerinden çok daha lezzetli oluyor. Yapımı da oldukça pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Benim 2 kiloya yakın kapya biberim var. Biberlerimi önceden güzelce yıkadım. Şimdi içlerini temizleyip Hemen közleme işlemine geçeceğim. Baş parmağınızla böyle orta kısmına hafif bastırarak orta kısmına çıkartabilirsiniz ve içindeki çiğ tamamen temizleyelim. Bu şekilde hepsini ayıkladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine biberlerimizi yerleştirelim. Ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında biberlerimizi közleyelim. Yüksek ateşte mutlaka közlemek gerekiyor. Bu şekilde dışı güzel bir şekilde közlenecek ve içi de diri kalacak. O yüzden mutlaka fırınınızın en yüksek ayarında közleyelim. Yaklaşık benim fırında 20-25 dakikayı buldu ama her fırında tabii ki farklı sürede közlenebilir. Evet fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bile soyulabilir ama ben biraz şöyle üzerine bir bez örtüp yaklaşık 15-20 dakika bu şekilde bekleteceğim. Bu şekilde çok daha kolay soyulacaktır. Bir poşete de geçirebilirsiniz veya farklı bir kaba alıp hemen üzerine bir streçle kapatabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi bir bezle de üzerini kapatıp şöyle 15-20 dakika mutlaka bekletin. O sıcağıyla, buharıyla daha güzel yumuşayacak ve çok daha rahat bir şekilde soyulacak. Evet gördüğünüz gibi kabukları kendiliğinden zaten hemen kolay bir şekilde soyuluyor. Bu şekilde hepsini soyup bir kabın içerisine alacağım. Daha sonra kavanozlama işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi biber diriliğini kesinlikle kaybetmemiş e, yüksek ateşte közlediğimiz için e, eğer bir mangalda veya bir e, dışarıda ateşte közleme imkanınız varsa çok daha güzel olacaktır. E, çok daha lezzetli olacaktır ama evde e, maalesef bu şartlar pek uygun olmadığı için fırında közlüyoruz ve dediğim şekilde közlerseniz sizler de e, bu şekilde çok daha rahat bir şekilde kabuklarını soyabilirsiniz. Evet tüm biberlerimi bu şekilde temizledim. Şimdi ben 650 cc'lik cam kavanozu yapacağım. E, dip kısmına şöyle 2-3 tane e, sarımsak attım. Daha sonra biberlerimi şöyle dik bir şekilde yerleştiriyorum. E, i̇sterseniz 250 cc'lik cam kavanozlara da tabii ki koyabilirsiniz. Ben e, birazını buna birazını da e, 250 cc'lik cam kavanoza koydum arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Evet bu şekilde dik bir şekilde çok fazla sıkıştırmadan yerleştirelim. Yani çok fazla doldurmayalım ki çünkü üzerine su da ekleyeceğimiz için Evet şimdi 2-3 tane sarımsak yine üzerine koyacağım ve hemen suyunu hazırlayacağım. Biberlerimizin üzerini tamamlamak için yarım su bardağı kaynar suyun üzerine yarım yemek kaşığı iri turşuluk tuz koyalım. Şöyle bir tane de büyük limon tuzu ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Kullandığımız kaynar su arkadaşlar soğuk su değil. İçindeki tuz ve limon tuzu eriyene kadar şöyle güzelce karıştıralım. Kaynar su olduğu için zaten hızlı bir şekilde tuz eriyecektir içinde. Şimdi üzerine sirke ile tamamlayacağım. Yani yarım su bardağı da üzüm sirkesi kullandım. Bunu üzerine yavaş yavaş ekleyelim. Birden size almayacak gibi gelebilir. Bir kaşıkla veya bir bıçakla şöyle bir havasını almak gerekiyor. Yani bütün aralarına o hazırlamış olduğumuz sirkeli suyun gitmesi için bu şekilde e, havasını alarak suyun tamamını ekleyebilirsiniz. Belki çok az bir şey kalabilir. E, o da hiç problem değil. E, tamamen suyla dolduğundan emin olursak çok daha güzel olacaktır. Evet bu şekilde böyle kenarlarını içe doğru açarak e, tamamlayabilirsiniz. Evet şimdi yeni bir kapakla kapağını kapatacağım ve bir kaynatma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bunu bir kenara alıyorum. E, kalan biberi de ben e, 250 cc'lik Cam kavanoza koydum. Onun da hemen suyunu hazırlamak istiyorum. Çeyrek su bardağı kaynar su koydum ve şöyle yarım tatlı kaşığı da tuz, şöyle bir iki tane de limon tuzu ekledikten sonra yarım çay bardağı sirke koydum. Yani bunu yarım su bardağına tamamladım arkadaşlar. Üzerine yine aynı şekilde azar azar koyarak ilave ediyorum. Tarifte kullandığım bardak ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet yine aynı şekilde kaşıkla havasını aldıktan sonra kalan sirkeli suyu üzerine tamamlayacağım ve ağzını yeni bir kapakla kapattıktan sonra bir kaynatma işlemi yapacağız tencerede. Bu şekilde konserveleriniz daha uzun ömürlü, serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Ama serin bir ortamınız yoksa mutlaka buzdolabında muhafaza edin arkadaşlar. Bu şekilde daha garantili olacaktır. Evet şimdi şişelerimizi kapak kısmı altı gelecek şekilde tencerelerimize yerleştirelim. Daha sonra sıcak suyla şöyle kapakların üzeri geçecek kadar yani yaklaşık şişenin yarısına gelecek kadar sıcak su koyduktan sonra ocağın üzerine alacağız ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca kaynamasını bekleyeceğiz. Bu şekilde e, kapaklar e, tutacak, vakumlanacak ve e, konservelerinizi daha uzun süre e, serin bir ortamda muhafaza edebileceksiniz. Bu işlemi mutlaka atlamadan yapalım arkadaşlar. Daha uzun ömürlü bir konserve yapmak istiyorsak bu şekilde yapabiliriz. Eğer hemen yiyecekseniz hiç gerek yok bu işleme. Buzdolabında muhafaza edip yaklaşık 10-15 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. Evet yaklaşık 15 dakika boyunca kaynattım. Şimdi suyunu tamamen böyle sızdırıp temiz bir bezin üzerine aldım. Ve bu şekilde üzerini bir sofra beziyle kapatıp bir gün boyunca hiç dokunmadan bu şekilde beklettim arkadaşlar. Şimdi ertesi gün hemen çekimlerime devam ediyorum. Bakıyorum kapaklar tutmuş mu diye hemen kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle hafif içine doğru çökmüşse kapaklar tutmuş demektir. Bunu dışarıda serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Evet, diğerini de kontrol ediyorum. O da çok güzel bir şekilde tutmuş. Eğer tutmamışsa da hiç problem değil. Buzdolabında muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Buzdolabında hiçbir şey olmaz. Eğer kapaklar tutmuşsa zaten dışarıda serin bir ortamda da muhafaza edebilirsiniz. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda daha fazla kişiye ulaşmış olur. Eğer beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı, ve yanındaki bildirim zilinde açmayı lütfen unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi de bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.